Arkadaşlar merhabalar. Ben Tuna Işık. 4 Mayıs Çarşamba gününün tahminlerini sizlere anlatmaya çalışacağım, yorumlamaya çalışacağım. Yarın İstanbul'da 10 koşu var. Program kalabalık gibi görünse de biraz daha cazip ve aynı zamanda biraz daha basit gibi görünüyor. Ama bakalım nasıl neticelenecek. Bu arada kanalım sizlerin destekleriyle benim umduğumdan, beklediğimden daha hızlı bir şekilde büyüyor. Bu anlamda abone olan, destek veren, yorum yapan, beğenen videolarımızı dostlara teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Şimdi yarın 10 koşu var. Birinci koşu saat 1.30'da Maiden 3 yaşlı İngilizlerin koşusuyla başlıyor. Burada geçen yarışını benim çok beğendiğim 3 numaralı Aslan'ın oğlu var. 1600 şimdi pistinde biraz yumuşak olmasından dolayı etkilenmiş olacak ki sprinte geç kalktı ama sonlarda açıldı, adapte oldu. Yarın Aslan'ın oğlu bence çok şanslı. Rakip bir lüks soru yavrusu ilk defa çime çıkıyor. 4 numaralı Ezelhan olur diyorum ben. Yani ben 3-4'ü öncelikle tutuyorum. Sonrasında bir Smart Robin yavrusu ve Halis Karataş da yine ilk defa çime çıkacak olan 7 numaralı Rabitelli'yi de yazdığımız zaman yani burayı 3-4-7 en fazla yeterli görüyorum. Burayı bu şekilde geçeceğim ben. Günün ikinci koşusu şartlı 3-4 yukarı İngilizlerin 2200 sentetik kumdaki yarışıyla devam ediyor. Burada aslında şöyle söyleyeyim, net bir bankom var. Fakat iki at arasında kalmıştım. Bir tanesi bir numaralı Siempre Ganador, diğeri 7 numaralı Real Patek'ti. Şimdi ikisini karşılaştırdım, son yarışlarını karşılaştırdım, koştu atları karşılaştırdım. Real Patek'in yani kısrak olmasından dolayı ve kısrak dişi gruplarda ikincilik, üçüncülük elde ettiğinden dolayı bir numaralı Siempre Ganador bana daha böyle bir yakın geldi. O yüzden Siempre Ganador'u ben net banko olarak öndereceğim. Sebeplerine gelince New World, Big Price gibi, Yahya Han gibi isimleri İstanbul Sentetik Kumu'nda geride bıraktı. Handikap 21'de. Sonrasında 2000 mesafede yine Sentetik'te üçüncü oldu. Doğa Kanunu, Trevi Fountain gibi isimlerin arka tanı. Karavetarı, Charlotte'ın Kanekonluoğlu, bugünkü rakibi Gödek gibi isimleri geride bıraktı. Sonrasında bir dördüncülük handikap 17'de elde etti. Lidecoin, New World, Villager Song, Siempre Ganador. Yine orada bir dördüncülüğü var. Sonra en son yarışına gelince kısa vadeye 7, Sharpa, New World, Brave Gladiator gibi isimlerin arkasına yine bir dördüncülüğü var. Fakat orada 67 salise gibi bir salise ile birinci ile arasında bir fark vardı. Bugünkü rakipleri biraz daha uygun. Kilosu 61,5 olabilir. Problem yok. Sonlara kadar kendisini saklayabilirse Gökhan Kocakaya son 200'de yapacağı ataklarıyla ben Siempre Gonor'un kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi ben kendi şablonuma tek yazacağım. Fakat burada güvenmeyenler varsa bence Real Patek'i değerlendirebilirler. Onun dışında da fazla söyleyecek burada bir şeyim yok. Çünkü bu atlar daha alt sınıf atlar bana göre. Siempre Ganador ve Real Patek'e göre. Fakat ben tercihimi bir numaralı Siempre Ganador'dan yaptım. Günün üçüncü koşusu yani şimdi 1, 2, 5, 7 ve 10 nolu atlar kayaların tayları kendi aralarında ekürüler. 9 ile 3 şey 4 kendi aralarında ekürüler. Bunun dışında ekür olmayanlardan yine kayalar var. Yani bu yarış kayalara böyle tam şey yapmış, ayarlanmış gibi bir yarış. Fakat ben burada 3 numaralı Yürek Star'ı biraz daha böyle birinciliğe yakın görüyorum. Neden derseniz binini 1.07.36 gibi bir derece yapmış.
Orada yani Mehmet Kaya ile yarış kazanmıştı. Black Iron isimli tayı geçmişti. Halis Karataş o zaman favoriydi. Bu UX Star yarışı kazandı. 1007 gibi bir derece yaptı. Güzel de bir derece. Ben kazanmasını aslında bekliyorum ama yani burada kayaların çok fazla tayları olunca her an sonuç her yere doğru gider. O yüzden tek atamıyorum tabii ki. Ekürlerden 2 numaralı Uçan Kafkaslı benim rakip gördüğüm isim. Sonrasında 6 numaralı Tuğçem. Bu kısırakta binini 1.07.03 ile Özcan'la bir yarış kazanmıştı. Daha önceki yarış derecesi binini 1.06 idi. Yani bu ismin de mutlaka kuponlarda olması gerekiyor 6 numaralı Tuğçem'in. Sonrasında 8 numaralı Yeşil Yaylalı. Her ne kadar da sürpriz bir isim olsa bu tarz yarışlarda yani çok ters atlar da gelebiliyor. O yüzden bu atlardan bir tanesi de Yeşil Yaylalı. Gerek orijin olarak gerekse söylediğim gibi yani gizli ekürler olarak dışarıda kalan isimlerden bir tanesi. Bu Sultan de Fost ya oraları acayip bir atak yaptı bu sene. Hiç yani beklenmedik bir şekilde yarış kazanıyorlar. O yüzden Yeşil Yaylalı onlardan bir tanesi. Ve son olarak 4 numaralı Baba Zaman. Ekürlerden Akal Tekeyli ekürü. Bu ismi de yazdığımız zaman 3, 2, 6, 8, 4 sıralaması bura için zaten kapalı oluyor. Gelelim günün dördüncü koşusuna. Günün dördüncü koşusunda ben iki tane at birbirinden ayıramadım. Biri 3 numaralı Stride Strom, diğeri Queen Zeynep. Yani Queen Zeynep geçen yarışını kazandığı zaman yani ultra bir yarış yaptı. O gün hiçbir yerde kesmedi. Erkekler rakiplerini geride bıraktı. Yani bugün özelinde ekürüsüyle şanslı isimlerden biri. Fakat ben 3 numaralı Stride Strom'u birinci at olarak önereceğim. Neden ne derseniz Kocaeli pistinde rahat bir yarış kazandı. Burada İstanbul sentitiğinde biraz daha etkili koşacağını düşünüyorum Gülken Kocakaya'yla. Ben 3-1 Stride Strom'la 1 numaralı Queen Zeynep'i birbirinden ayıramadım. 2 at küçük oynayanlar için yeterli. Bunun dışında 4 numaralı Gilgat Eight yazdığımız zaman Halis Karataş'ta burası da kapalı sayılır. Öyle söyleyeyim. 3-1 küçük kuponlar için yeterli. 4 numaralı Gilgit Eik bu isimde 3. isim olarak önerdim. Geldim günün 5. koşusuna. Günün 5. koşusunda da şartlı 3-3 yaşlı İngilizlerin 1400 içindeki yarışı var. Yani ben şurada erkek rakiplerine oranla 8 numaralı Captain Fest bana göre çok başarılı koşması lazım. Çünkü geçen sene Çim pistte İstanbul Çim'inde yarış hayatında başladı. Dördüncülükle başladı. Sonra bir kısa vade yarış koştu. İşte şart 5 yarış koştu. Şart 5 tekrar koştu Çim'de. Burada hep ikinci oldu. Yani Don't Forget gibi ismin arkasında ikinci oldu. Cafer Bey, Dollarman, Mr. Loverman gibi isimleri geride bıraktı. Aslında buranın haklı favorisinin 8 numara olması lazım Captain Fest'in. Fakat ben işte 2 numaralı Badu'yu yazdım rakip olarak. Badu da geçen yani bu geçen seneden Ankara pistinde falan Çim pistte yarış görmüşlüğü var. Bu sene de bir Çim yarışı gördü İstanbul'da. Jatmant'in arkası, Prenses Han'ın arkası bir üçüncülük var. Orada da Denizhan gibi bir favori vardı. Onu da geride bıraktı. Badu benim rakip ismim. Sonrasında 6 numaralı Splendid. Yani bu da ilk defa Çim'e çıkıyor. Etkili koşmasını bekliyorum. Bir Luxor yavrusu. Annesi Grand Expectation. Bu isimle yapıyordu biraz ağır pistleri falan Çim'i. Splendid'in de mutlaka yazılması lazım. Sonrasında 4 numaralı Mr. Loverman. İdi Safkan. Annesi Mihrimahal. Kısrak babası Medya. Babası da Astrakan. Tam Çim oğlu Çimci yani Mr. Loverman.
Çim'de de birinciliği ve beşinciliği olan bir isim, yani Mr. Lawrence'ın geçen seneden. Yani burada Mr. Lawrence'ın yazdığımız zaman burası en fazla 8-2-6-4 şeklinde. Fakat bir tane de bomba söyleyeceğim ben burada. Katacağım ortaya. İster yazın, ister yazmayın, size kalmış. 5 numaralı Suskun Prens. Çim pistte, İstanbul Çim pistine alışık bir isim. 3 tane ikinciliği var. Bir tane birinciliği var. Beşinciliği, altıncılığı var. Orhan Meker serbest handikap koşmuşluğu var. Sonrasında bir Badu'nun arkası beşinciliği de var. Çok fazla bir fark yemedi. Bu isimimi de şanslı olarak görüyorum. Ben yazarsanız 5 numaralı Suskun Prens'i de yazmanızı tavsiye ederim. Gelelim günün 6. koşusuna. Günün 6. koşusu handikap 15. 4 yaşlı Arapların 2100 santitikteki yarışı. Bu yarışta ben Adana'dan formda giden 1 numaralı Galata Kulesi'ni çok şanslı görüyorum. Yani buradaki rakipleri aslında dişine göre, fakat üst üste yarış kazanmış olması bir yerde lastik patlatacağı anlamına da geliyor. Yani o patlama yarın olmasın diye, yani biz de yatmayalım diye yanına at yazdım. Hem 61 kilo hem uzun mesafe, sentetik kumuna da geliyor İstanbul'un. Rakip Alev Kıran, eğer sonlara kadar Gökhan Kocakaya'yla böyle biraz itareli giderse Alev Kıran rakip olur. Sonrasında 3 numaralı Saklı Kız mutlaka olması gereken isimlerden bir tanesi. 1, 2, 3 mutlaka olması gereken isimlerden 3'ü. Sonrasındaki söyleyeceğim 3 isim de büyük oynayanlar için, arayışta olanlar için 3 isim söyleyeceğim. 5 numaralı Selkutan, Bitum Özbey yavrusu. İstanbul'da yarış hayatına başlayıp İzmir'de yarış gördükten sonra tekrar İstanbul pistine geldi. Daha önce İstanbul pistinde de zaten ilk yarışlarında, ikinci yarışında Alev Kıran'da geride bırakmıştı. 5 numaralı Selkutan, 4 numaralı Keşiftay. Keşiftay da İstanbul sentetiğini yarış hayatına başlayıp devamını ettirip sonra tekrar Kocaeli yapıp Bursa yapıp tekrar İstanbul'a gelen isimlerden bir tanesi. Ve son olarak 6 numaralı Göktuğra. Bu Çanoğlu yavrusu. Göktuğra en son kazandığı yarışta, Özcan'la beraber kazandığı yarışta, Darlanma, Biraz Zekai gibi isimleri geriye bıraktığında, ama grup ne kadar o zaman yumuşak olsa da bugün de grup çok ultra değil. Burada da kendisine Göktuğ'a şans yaratabilir diyorum ben. Sıralamam 1, 2, 3, 5, 4, 6. Gelelim günün 7. koşusuna. Şimdi Paran'ın numarayı alacak. Sarıyerli numarayı almaya çalışıyor. Leonidas yakın gidiyor. Yani bu isimler yarışı süratlendirecek. Ben sonlardaki atayla 3 numaralı Bay Reisoğlu'nun çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Paranaya numarayı bırakırsa eğer 2 numaralı Sarıyerli, Bay Reisoğlu'na rakip olur. 3-2 benim önceliğim. Sonrasında Parana, 1 numaralı Parana çok inatçı bir at. Halis Karataş da var üzerinde. O avantajı da var. Onu da yazdıktan sonra 5 numaralı Leonizat'sı da ekleyip ben burayı böyle geçerim derim. Çünkü burada Kaisbert'e dayanan iki tane isim var. Biri Sarıyerli, biri Leonidas. Ne olursa olsun bu tarz gruplarda hep söz şansı olan isimler. O yüzden ben yazdım. 3-2-1-5 şeklinde burayı geçtim. Günün 8. koşusuna geldiğimiz zaman kısa vade 6, 4 yukarı Arapların 2100 Çim'deki yarışı. Osman Yağmur Dereli kupası koşusu. Ben Adana'dan bildiğim bir isim, 6 numaralı Kayasel. Normal şartlarda ben Kayasel'i net bank olarak önerecektim. İstanbul Çim'inde bir grup 1, grup 2, grup 3 koşmuşluğu var. Bu ismin kısa vade 8 kazanmışlığı var. Grup 1'ler, grup 2'lerle dolu geçen seneki yarışları Kayasel'in. Ben Adana'dan yarış gördükten sonra muhtemelen bu tarz yarışları hedeflediğini düşünüyorum. Ben
Kayseri alternatif bankoları önereceğim. Kayseri'nin normal şartlarda kazanmasını bekliyorum. Bir aksilik olmazsa kazanır. Rakip 5 numaralı Ertemiz. Ertemiz'den de iyi bir yarış bekliyorum ben. Sonrasında yani Ertemiz'i neden öneriyorum? Onun da İzmir kısa vade 8'inde bir 4. 5.liği var. İstanbul'da kısa vade koşmuşluğu var. İstanbul'da da yarışları var. Grup 1 de var. Ertemiz'in eskiye dönersek olursak. Ve 4 numaralı Boz A benim diğer rakip gördüğüm isimlerden bir tanesi. Boz A'nın da geçmişte İstanbul'da grup 1, grup 2 tecrübeleri var. 4 numaralı Boz A'dan sonra da en son kalite isim 8 numaralı Selkut. Her ne kadar numarası 8 olsa da, yaşı da 8 olsa da bu gruplarla baş edebilecek güçte. 8 numaralı Selkut'u da yazdık mı burayı bu şekilde geçebiliriz. Günün 9. koşusunda bu taylar arasında en pişkin görünen isim 7 numaralı Powership. Uzun mesafe avantajı var daha önceki gördüğü yarışlardan dolayı. Trivalis yavrusu bu grubu ve bu atları geçebileceğine inanıyorum. İlk defa çıkacağı çimde. Ben Powership'i Netbank olarak öneriyorum sizlere. Gelelim günün son ayağına. 10. koşuda 3 numaralı Direct Win. Çim pisti en iyi yapacak isimlerin başında geliyor. Sonrasında 1 numaralı Asude Sultan. Her ne kadar kilosu 61 kilo olsa da, apranti indirimlere gidilmiş olsa da Asude Sultan'ı yazmakta da fayda var. Buranın en büyük sürprizini 8 numaralı Laramina'nın yapacağına inanıyorum. Ben 51,5 kilo son totolarına aldanmayın. 9.000 olduğuna bakmayın. 8 numaralı Laramina da bariyerin dibine daldı mı güçlü ataklarıyla bir sürpriz yapabilir burada. Sonrasında 11 numaralı Devante. Her ne kadar Metin Amedi de biniyor olsa bu ismin sürpriz şansı olduğunu düşünüyorum ben. 10 numaralı The Fast Queen. Bu isim de şans verilmesi gereken isimlerden bir tanesi. Grup çok boş. Kiloları 50 olduğu için bu isimlere şans vereceğim. Ve son olarak iki isim daha önereceğim. 5 numaralı Pace, Ales Karataş'la ve 4 numaralı Hüma Sultan Luxor yavrusu. Bu tarz pistleri mutlaka yapar. Yapacaktır da. Ya Aprantisi Eren Kadirler ne kadar da İstanbul sahasında şans bulamıyor olsa da muhtemelen yarın kendine şans yaratacaktır. Sıralamam 3, 1, 8, 11, 10, 5 ve 4. Bu şekilde de benim sonraki sıralamam. Kanalıma abone olanlar, gönderiyi beğenenler umarım en başarılı sonuçları elde ederler. Kanala abone olmadan ve beğenmeden de izleyen olursa 5'te kalsın diyorum. Benim her zamanki yaptığımız espriyle karışık ricamızdır. Tabii ki 5'te kalmasın herkes yakalasın isteriz ama bizler de emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Dediğim gibi yayının ilk başında sizlerle beraber büyüdü bu kanal. Çok kısa bir zaman süresinde büyüdü. Bundan sonra da daha farklı konuklarımla YouTube yayınlarıma devam edeceğim. Tabii bu bayramın son günü olduğu için bunu da yine bir açıktan yayınlayayım dedim. Sizlere yardımcı olmak istedim. Bundan sonra da zaten konuklarımla beraber YouTube yayınlarımı şimdiden herkesin şansı bahtı açık olsun. Bayramın son gününde bayramın da tekrardan herkese mübarek olsun. Şans hepimizin yanında olsun diyorum. Hayırlı geceler.